var. Ve evet, enflasyon var, ücret artışları, MTV, KDV, ÖTV. Bundan sonra da kur artışı yukarı gidecek zaten bu borsa. O ayrı bir şey. Ama bazen soluklanabilir, bazen düzeltmeler gelebilir. Fakat haber akışları da burada belirleyicidir. Bunun bir durma noktası var mı? Yani bir durma noktası, bir geri çekilmesi bir şey olacak mı? Yoksa böyle yani aldı başını gidiyor şu an piyasalar. Evet. Şu an geldiğimiz seviyeler borsa tarafında açıkçası düzeltmeye açık seviyeler. Yani biraz temkinli, pozitif yaklaşmak lazım. Bu taraf piyasalarda ben şunu hep söylerim, tavsiye ederim. Hem nakdiniz olsun, hem hisse portföyünüz de olsun. Düşüşler de sizindir, yükselişler de sizindir nakdiniz olursa. Çünkü orta vadede yükseliş devam edecek. Buna şüphe yok. Ama kısa vadede elbette ki birileri kar realize edebilir. Ya da hızlı bir şekilde kuru yukarı alırlarsa burayı da takip etsinler. Bir para girişi söz konusu olacaksa birlikte bir düzeltme hareketine de girebilirler. Para girişi öncesinde bilerek mi bu kadar yükselmesini bekliyorlar? Olabilir. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi siz planlı bir durum yani. Plan, genelde piyasada planlı olur. Piyasadaki aktörler, özellikle borsacıların kulağı deliktir ve haberleri alırlar. O yüzden yükseliş dönemlerinde şuna dikkat etsin yatırımcı. Hiç düşmeyecekmiş havası yaratılır. Ve bireysel yatırımcı o düşük seviyelerden almayanlar tepe seviyelerden alırlar. Elbette ki düzeltmelerden sonra tekrar yukarı gider ama o arada psikolojileri bozulur ya da zarar ederler, zararına satarlar. Buraları dengede tutabilmek için alternatif varlıklarınız da olmalı ki düşüşlerde panik yapıp elinizdeki varlıkları kaybetmeyin ya da daha iyi maliyetlerle daha iyi pozisyonlar elde edebilin. Hep derler ya borsada acemiler değil de tecrübeliler kazanıyor. Birazcık daha o balina olarak ifade edilen kesim borsada kazananlar işte oluyor. İşte o balinalar şunu yapıyorlar işte. Düşerken, dip seviyelerdeyken daha da karamsarlığa sevk edip çökecek, daha da düşecek diyor. Mesela 4300'e düştüğünde 3700'e, 3000'e, 2700'e düşecek diyorlardı. Şimdi de 6600'e geldi. 7000, 7500, 8000 havalarda uçuşuyor. Şimdi yatırımcı da 5 ay önce zararım çıksın, lanet olsun, çıkacağım bu borsadan diyordu. Şimdi de kar almıyor. Yani hafif de olsa biraz realizasyon yapmıyor. Yatırımcı psikolojisi de biraz böyle çalışıyor. Davranışsal finansın konusu biraz bu. Evet. Biraz kanaat etmeyi bilmek gerekiyor kar ettiğimizde. En azından kendimizi güvenceye almak için. Düştüğünde de çok dip seviyelerdeyse artık bu güçlü şirketlerdeyseniz eğer tabii yükselişin olacağını düşünmeniz gerekiyor. Ama tüm bu sağlıklı kararları alabilmeniz için mutlaka nakit varlıklarınız da kenarda, sizin alternatif yaratabileceğiniz varlıklarınız, manevra kabiliyeti yaratabileceğiniz varlıklarınız olmalı. Peki dövizde, borsada durum böyle, dövizde bir düşme, hiç geri çekilme olacak mı? Yükselmeye devam edecek yani, bastı gaza. Bu saatten sonra hani çok hızlı bir şekilde dolar düşmez buradan. Yükselecek yani, yükselmek zorunda. Çünkü demin de ifade ettim ya, bu enflasyonda bu kadar yanlış politikalarla her şeyin fiyatı artarken yabancı şu seviyeden dolarını buraya sokmaz. Muhtemelen beraber görüştükleri bir seviye vardır. Ondan sonra o para girişiyle birlikte bir düzeltme bekleyebiliriz. İlk etapta bir 27'yi geçtik zaten. 28.50, 28.80, oraları bir görmek lazım. Sonrasında da belki 32-33'e kadar bir hareket hızlı. Ama yatırımcıya şunu söylemek lazım. Siz bu hareketleri yakalayamayabilirsiniz. Yani en tepeyi yakalamaya çalışmayın hiçbir zaman. Neden yakalayamayabilirsiniz? Örnekleri var. 2021 Aralık'ta bir gece yarısı o kurun nasıl düştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla hiçbir yatırım enstrümanında en tepeyi hedefleyip oradan satacağım diye bakmayın olaya. Kademeli işlem yapın, kademeli alın, kademeli satın ve haber akışlarını takip edin. Tabii elinizdeki tüm parayı bir yere yatırmayın. Kesinlikle, kesinlikle. Siz ekonomistlerin bir ifadesi var hep, işte yemeği yiyen ve hesabı ödeyen, maalesef son dönemde hesabı ödeyen hep biz oluyoruz. Daha da ödemeye devam edeceğiz. Bu hesap bayağı bir tuzlu gelmeye başladı. Peki maalesef. Şimdi maliyet diyoruz, talep diyoruz, beklentiler diyoruz bir yandan ve fiyatlama da çok bozuldu baktığımızda. Bu beklentileri nasıl olumluya çevireceğiz biz yeniden? İşte bu G20, Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan oradaydı, işte Körfez, bütün umut Körfez'e bağlanmış gibi bir tablo çiziliyor şu anda. Sanki Körfez'den bir para gelecek ve her şey düzelecek gibi bir imaj çiziliyor. Beklentiler böyle mi olumluya çevrilecek? Yani öngörülebilirlik dendi ama biz öngöremiyoruz maalesef. Maalesef Mehmet Şimşek'in yetki alanı sınırlı. Kimse kusura bakmasın. Yani daha önceki dönemleri unutun. Şu anda Mehmet Şimşek'in, tekrar altını çiziyorum, tek görevi kısa vadede Türkiye'ye biraz döviz sokabilmek. Dış finansmana ihtiyacımız var. Beklentileri olumluya bu şekilde çeviremezsiniz. Bunun
belli parametreleri var. Hukuk sistemi var bunun. Üretim bacağı var. Yani yapısal reformlar tarafı var. Vergi adaleti var. E şimdi sizde dolaylı vergiler %70'lerin üzerinde. Halkın sırtından alıyorsunuz bütün vergiyi. Ama kurumlar vergi ödemiyor. Yani tamam artırıyorsun kurumlar vergisi ama baktığınız zaman vergi gelirinin payı nerede? İstisnalar var, muafiyetler var oralarda. Ama dediğimiz gibi kısa vadede bu körfez ziyaretlerinden sonra bir olumlu tablo yaratılabilir. Medya gücüyle de beklentiler bu şekilde olumluya çevrilebilir ki döviz girişi sağlanırsa. Ama netice itibariyle bunların hepsi, tekrar altını çiziyorum, kısa vadeli olacak. Bir de şunun altını çizmek lazım. Körfez sermayesi, körfez sermayesi diyoruz. Yani ABD'nin ve Avrupa'nın, İngiltere'nin izni olmadan hangi körfez sermayesi gelir? Yani bizim körfez sermayesi olarak gördüğümüz şey aslında Batı'nın icazet verdiği, Batı'nın uzantılı sermayesi. Yani körfez su içmeye bile gidemez Batı izin vermeden. O kadar net. Yani biz eğer Suudilere bir varlık satışı yapacaksak bilin ki bu Suudilere olmayacaktır genel olarak. Netice itibariyle böyle de biraz... Arka planda Batı mı olacak? Efendim? Arka planında Batı mı olacak varlık satışının? Kesinlikle öyle olur. Yani şimdi Suudilerin veya diğer körfez ülkelerinin, şeyhlerinin, krallarının varlıkları nerede yönetiliyor? Yani bunlara bir bakmak lazım. Peki Perşembe günü ne olacak? Bir politika faizi açıklaması var. İşte 15'ten 20'ye çıkacak diyen var. Abdülkadir Selvi 17 dedi. Piyasalar ona hazırlanıyor deniyor. Bir cesaret örneği gösterecek mi sizce Merkez Bankası? Cesur olacak burada mı bu kez? Tabii kulislerdeki konuşulanlar Mehmet Şimşek ile Erdoğan arasında bir bu konuda pürüz çıktığı, işte hızlı faiz artışlarıyla ilgili Erdoğan'ın bir rahatsızlığının olduğu ifade ediliyor. Bu piyasa hazırlanıyor sanki bu tarafa. Ben de ilk başta şunu ifade ediyordum. Bir 5 puan daha, yani 500 bas puan daha gelir ve 20 olur diye düşünüyordum. Ama eğer Körfez'e de eş zamanlı, bakın çok manidar bir süre zamanlama bu. Körfez ziyareti var. İçeriye para gelmesi planlanıyor. Ve beklenti altında bir faiz artışı yapılırsa bu bahsettiğimiz kur seviyelerine hızlı bir şekilde gidilebilir. Yani Perşembe Cuma günü biz bu gördüğümüz kur seviyelerini, belki düşündüğümüz, ifade ettiğimiz kur seviyelerini görebiliriz. O da 17-18 bandında bir faiz artışı gelirse piyasa bunu mazeret olarak kullanacaktır. Piyasa mazeretini yaratır, hep söylerim yani. Hem bir haber akışı her şeyi değiştirir ve piyasa da mutlaka mazeretini yaratır. Dolayısıyla bir beklenti altı bir faiz artışı gelmesi olasılığı bence yükseldi. Evet, şimdi Mehmet Şimşek G20'de Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı ile de görüştü. Bir görüşmesi oldu. Bu görüşmeyi nasıl ele almak gerekir Amerika ile? Şimdi her taraflı görüşüyorlar çünkü sermaye ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'de rezerv problemi var, bütçe açığın var, ciddi bir cari açık problemin var. Oralarla da görüşeceksin ki onlar körfez sermayesine de icazet versinler. Veya oradan da iyi mesajlar gelsin piyasaya.